Sevgili dostlar, bugün yolumuz Osmancağa düştü. Osmancağa giderken elbette ki Kırt Dilim yolundan geçtik ve Kırt Dilim yolunun üzerinde çok güzel bir eserle karşı karşıya kaldık. İşte arkamda görüyorsunuz Kapılı Kaya diye adlandırılan bir mabet. Kral mezarı olduğu söyleniyor. Ne olduğu önemli değil aslında. Önemli olan turizme ne kadar katkı sağlayıp sağlayamayacağı. Buradan baktığımızda oraya gidişin biraz zor olduğunu görüyoruz. Oysa yapılacak çalışmalarla bu da turizmin bir parçası haline gelebilir. Ve geziyorum ekibi Osmancağa vardı. Heyecanlı bir yolculuk yaptık. Malum Kırt Dilim'den geçerken insanın heyecanlanmaması mümkün değil sevgili izleyenler. Şu anda üzerinde bulunduğum ana yol oldukça yoğun bir trafiğe sahip. Çünkü özellikle Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan, Çorum'dan da İstanbul'a giderken kestirme olarak kullanılan yol olması hasebiyle yoğun bir trafik içerisinde. Dikkat edilmesi gereken en önemli unsur hız. Çünkü Türkiye'nin hemen hemen nadir yerlerinden bir tanesi burada trafik cezaları oldukça yoğun. Çünkü EDS var biliyorsunuz, elektronik denetleme sistemi. O yüzden fotoğrafınızı çekip anında cezayı gönderiyorlar adresinize. Mağdur olmamanız için Osmancık'tan geçerken biraz daha dikkatli olmanızda fayda var. Osmancağa girişten sonra ilk durağımız Osmancık Belediyesi oldu. Şimdi içeriye gireceğiz. Sayın Belediye Başkanı eğer makamındaysa hem nerelere gidebiliriz onun fikrini alacağız. Hem Osmancık'ta neler oluyor onları öğreneceğiz. Buyurun Osmancık Belediyesi. Başkanlık makamına geldik. Şimdi eğer başkan yerindeyse başkanla Osmancık'la ilgili değerlendirmeyi alacağız. Buyurun efendim. Şansımıza Osmancık Belediye Başkanımızda makamında Sayın Hamza Karataş yanına doğru gidiyoruz. Bakalım Osmancık'ta neler oluyor, bize neler tavsiye edecek? Osmancık için sizler adına nereleri gezebiliriz? Sayın Başkanımdan bilgi alalım. Merhabalar. Sefalayız. Sayın Başkanım, her zamanki gibi güler yüzünüzle karşıladınız bizi. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Osmancık'a girerken gördük ki tarihi dokunun korunmasıyla beraber modern yaşama da bir geçiş söz konusu. Buradan özellikle Osmancık'ı merak edenler, Osmancık'a hasret kalanlar ve biz gibi Osmancık'a gelip Osmancık'ta nerelere gidebiliriz, nereleri görebiliriz merakında olanlara neler söylersiniz? Tabii Osmancık bildiğiniz gibi kadim tarihi ve kültürel topraklara, mekanlara sahip. Bunun başında Osmancık deyince ilk akla gelen Koyun Baba Hazretleri'nin türbesi var burada. Onun mekanı var. Bütün vatandaşlarımız ya da birçok vatandaşlarımız oraları ziyaret edebiliyorlar. Sizi önce oraya götürerek oradan başlatabiliriz. Ondan sonra Akşemseddin Hazretleri'nin burada medresesi var. Kendi adına yapılmış bir medrese. Oraya götürebiliriz. Yine Osmanlı İmparatorluğu padişahlarından 2. Murad'ın sadrazamı var. Koca Mehmet Paşa. Koca Mehmet Paşa tarafından yaptırılan burada tarihi Paşa Hamamı ve Koca Mehmet Paşa Camii var. Evet. Oraları size gezdirebiliriz. Peki. Bizi yoğun bir gün bekliyor anlaşılan. Biz müsaadenizi alalım. Yolumuza revan olalım.
Ama Koyunbaba Köprüsü'nü görmeden de gitmeyiniz lütfen. Peki, çok teşekkür ederim. Peki. Osmanlıca damgasını vuran isimlerden bir tanesi Koca Mehmet Paşa sevgili izleyenler. İkinci Murat'ın sadrazamı olan Koca Mehmet Paşa bir cami ve bir hamam yaptırmış. Şu anda görmüş olduğunuz o tarihi hamama eskiden merdivenle çıkılırmış. Şartlar değişince şimdi merdivenle iniliyor. Hamamın içerisini de size göstermek isterdik ama malum bu saatler arasında hamam bayanlara açık. Saat 17'den sonra erkekler açıldığı için mahrem duygulardan dolayı içeriye giremiyoruz. Ama hamam tarihi bir hamam. Zaten yıkananlar, içeride olanlar bunu gayet iyi biliyorlar. Biz turumuza devam edeceğiz. Osmancık'ta bakalım başka neler var. Osmancık deyince elbette aklımıza ilk gelen yer Koyunbaba Köprüsü, görüyorsunuz o da tatilatta. Üzerinde bulunduğumuz ırmak Kızılırmak efendim. Sivas'tan çıkıyor, Samsun'a doğru dökülüyor. Daha önce Osmancık'ı bilenler biliyor, burada sandal keyfi de yapılabiliyordu. Hemen kıyısında kafeteryalar vardı. Kafeteryalarda oyunlar oynanıp muhabbetler edilebiliyordu. Bir de nostaljik bir köprümüz vardı ki Osmancıklar buna genel olarak sallanan köprü diyordu. Artık sallanan köprü sallanamayacak hale gelecek. Çünkü şimdi Yusuf size gösterecek ciddi bir çalışma var. Bu çalışma sonrasında köprü bu yakayı diğer yakaya bağlayacak. Aslında içinde bulunduğu meydan Osmancık'ın sosyal hayatının en yoğun olduğu alanlardandı. Ancak yapılan tadilat çalışmalarından dolayı hem kafeteryalar hem de karşıdaki pastaneler diyebileceğimiz mekanlar kapandı. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abi öyle ırmağa doğru sıcak bir muhabbet var. Sen de şöyle alayım ben gel hocam. Gel hocam. Nedir muhabbetin konusu, neden bahsediyordunuz? İşte buranın geçmişi. Ne durum olacak ileride? Mesela. Geleceğini. Tabii geleceğini. Geçmişini hatırlıyor musun? Hatırlamam mı? Burada büyüdük, burada yetiştik. Burada doğdun büyüdün. Yüzmüşlüğün, çimmişliğin var mı? Çok, çok. Gerçekten. Evet. Batakhane falan değil mi? Batmıyor mu? Yok, yok batmaz. Öyle batakhane yok burada. Abi Osmancık deyince şimdi izleyenlerimizin aklına ilk ne gelmeli? Önce köprü geliyor ve kale geliyor ikisi. Kale geliyor. İftarla sunar diyorsun. Evet, iftarla. Osmanlı. Evet. Peki dediler ki hocam dediler Osmancık'ı iyi anlatır dediler. Şimdi özellikle Osmancık'a hiç gelmemiş olanlar, Osmancık'ı merak edenler varsa evet. Onlara şuradan bir tüyo verelim bakalım Osmancık'ta neler yapılıyor, Osmancık'ta yaşam nasıl? Şimdi Osmancık'ta ben 3 aydır burada yokum. Ben de görmeye geldim buraları. Şu köprü 3 aydır bir şey değişmez canım. İlk defa görüyorum. 30 burayı. Yıldır buradaysan eğer. Buradayız canım. 60 yıldır buradayız. Yani burayı işte görelim diye geldik. Peki çocukluğundan bugüne Osmancık'ta neler değişti abi? Bu son zamanlarda bayağı değişiklik oldu. İşte restoranlar yapıldı, restorasyonlar evet, yapıldı. Evet. İşte köprünün buraların düzenlenmesi evvelden tamamen şeyin altındaydı işte. Biz çocukluğumuzda gemiciye giderdik okula, ortaokula. Bir tane köprü vardı işte, o köprüden evet. Bütün hayat oradaydı. Asma köprü de gitti. Ama şimdi asma köprü artık o ama daha iyisi yapılınca daha iyi. Yani bu konuda şikayetçi değilsiniz. Yok yani. Gayet iyi diyorsunuz. Tabii daha güzel yapılıyor. Ama işte buralar siz deminden söylediğiniz çay bahçeleri, evet. Oturma yerleri. Bir dahaki zamanda nasıl olur onu bilemiyoruz. Hep beraber bekleyip göreceğiz. Hep göreceğiz inşallah. İnşallah peki, daha iyi olacak. Peki, bir de arka tarafa doğru gideyim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hacı abi nasılsın? Sağ ol, iyiyim, teşekkürler. Kaç yıllık Osmancıklısın? 57 senedir buradayım. 57 senedir. Ne iş yapıyorsun? Çiftçiyim. Çiftçisin. Normal çalışıyorum. Kendi işimde, gücümde işte. Yani bir şekilde çorbayı kaynatıyorum. Evet, diyorsun. Kaynatıyoruz yani. Osmancık'ta ciddi anlamda bir çalışma var. Neredeyse ilçe tamamen şantiye haline dönmüş. Evet. İyi mi oluyor, iyiye mi gidiyor yoksa eskisi çok daha iyi miydi? Tabii daha gittikçe daha iyi olmaya çalışıyor yani. Daha güzel oluyor.
daha verimli oluyor. Her şey daha rahat, güzel, iyi. Peki çok çalışmadığın güzel zamanlarda Osmancık'ta nasıl vakit geçiriyorsun? Evden çıktın, yengem dedi hadi artık kapıya dedi. Seni kapıya koydu. Evet, kahveye geliyorum. Buralara geliyorum, ırmak kenarına gezmeye, oturmaya. Böyle vakit balık tutuluyor mu? Balık var mı? Şimdilik yok, önceden vardı. Belki restorasyon tamamlanınca yine balık gelir. Tabii olabilir yani. Şu aşağı biraz daha gerildiği zaman buralarda su dolacak. Balık da olabilir yani. Biz şimdi buradan Osmancık'a gezmeye gideceğiz. Nereye gidelim? Abim nereyi tavsiye eder? Vallahi İstanbul yolunun kenarları daha güzel. Oralar da iyi. Buralar da iyi. Her tarafı iyi. İyi çekseniz oraya gidin diyorsun. Tabii oralarda daha iyi. Peki yerler. Çok teşekkür ederiz. Çok Allah razı olsun. Teşekkür. Sevgili dostlar, tam Osmancık'ın ortasındayız. Malumunuz bir ile bir ilçeye gittiğiniz zaman o yerin orta alanında bir saat kulesi mutlaka bulunur. Saat kulesi aslında bir yeri tarif ederken ya da bir yerden bir yere giderken nokta olarak kullandığınız yer. Hemen karşımda gördüğünüz yer Osmancık Belediyesi. Arkamda görmüş olduğunuz yer Osmancık Çarşısı, yani Osmancık ekonomisinin kalbinin attığı yerlerden bir tanesi. Hemen sağ tarafta şu anda ezanı şerifi de duyuyorsunuz. O saatlerdeyiz çünkü. Ezan saatinde de namaza gidebilirsiniz. Buradan da Osmancık'a giriş ya da çıkış yapabilirsiniz. Ekonomi deyince tabii iş biraz parayla, dövizle ve altınla alakalı elbette. Şimdi bir kuyumcu dükkanına giriyoruz. Bakalım orada işler nasıl? Selamünaleyküm. Hayırlı işler olsun efendim. Hoş geldiniz. Biz TV19 Geziyorum ekibi olarak Osmancık'ı geziyoruz. Ve dediler ki burası da Osmancık ekonomisinin kalbinin attığı noktaymış. Doğru mudur? Yani teveccüh buyurmuşlar. Haliyle biraz nakitle alakadar olduğumuz için ister istemez daha çok paranın döndüğü bir iş yeri olarak görüyoruz tabii. Tabii ilçelerde şöyle bir sıkıntı var. Bu ilçede yaşanıyor mu bilmiyorum. Gittiğimiz yerlerde düğününe siz gidersiniz, evet. Cenazesine siz gidersiniz. Fakat vatandaş gider altınını Çorum'dan alır. Var mıdır böyle bir durum Osmancık için? Osmancık için de geçerli tabii. Evet. Yani özellikle hani gelişen AVM'lerin çoğaldığı memleketlerde şimdi evet. ister istemez şimdi Çorum'a da bir AVM açıldı. Aha. Ve hafta içi biz burada 6-7'de iş yerimizi hani kış saatiyle kapatırken bu vatandaş saat 10'a kadar açık. Evet. Belki 10-11'lere evet. kadar. İster istemez müşterinin tercihi oluyor. Biz pazar günü tatil yaparken orası yine açık. Evet. Sırf bizim için değil ama burada esnaf, diğer esnaf arkadaşlar için de kılık kıyafet satanlardan tut marketine kadar artık bu Osmancık tüketicisinin Çorum'a il merkezlerine kaymasına sebep veriyor yani. Peki anladığım kadarıyla bir ekonomide, Osmancık ekonomisinde bir gerileme söz konusu tüm esnaf arkadaşlar için. Çorba nasıl kaynayacak? Bakın bir sürü altın var, saatler var, gümüşler var vesaire var. Bu dükkan bir şekilde kaynayacak. Ya çok şükür hani işlerimiz kötü değil, iyi ama ister istemez yani tabii Osmancık'ın 54-55 tane köyü var. Bizim daha çok müşteri kitlemiz kırsal kesimden biraz daha, yani Osmancık içinde de merkez müşterisi değil de biraz daha köy müşterisine daha ağırlık veriyoruz. Siz biraz önce hani tabiri caizse tarif ettiğiniz gibi evet. kimin düğününe, cenazesine gidersen isteriz. Mesela onlar da biraz kıymet bilip onlar da bizi kolluyorlar yani. Evet, orada bir genç kardeşimizi görüyoruz. Onun yanına da şöyle bir gideyim. Diyeyim ki Osmancık'ta genç olmak nasıl bir şey? Osmancık'ta sosyal hayatta neler var?
Valla Osmancık'ta sosyal hayat olarak son yıllara doğru bir şeyler olmaya çalışıyor. Mesela? Mesela nelerimiz, bizim bir sahilimiz vardı burada eskiden, yıkılmadan önce. Hayat oradan akıp gidiyordu Kuzurmak'la beraber. Gidiyordu. Şu an işte Kent Park gibi bir projelerimiz var, yeni yeni projelerimiz var. Daha güzelleşecek. Gençlik bekliyor. Gençlik bekliyor yani. Evet. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Abi logoyu görünce hemen tanıdın. Evet, logoyu gördüm. Sen de bizim gibi misafirsin herhalde. Ben misafirim, evet, burada İstanbul'da ikamet ediyorum ama sağ olun yani, bir Çorum'un sesisiniz orada. Evet. Çok memnunuz yani sizin programlarınızdan. Gerçekten çok güzel programlarınız var, izliyoruz. Peki abi, Osmancık'a niye geldin? Buralı mısın? Ben Osmancıklıyım. Yoksa yengen mi buralı? Yok, ben kendim Osmancıklıyım da babam vefat etti, onun için kendim. Oo, başınız sağ olsun. Sağ olun. Hatta evet. Ben İstanbul'da Osmancık Başpınarlar Dernek Başkanıyım. Buradan da selam olsun. Buradan da selam olsun ve biz Çorumlular olarak da zaten bir belki bilginiz vardır. Federasyon kuruyoruz. Federasyonumuz var. Çalışmalarımız da sürüyor. İnşallah İstanbul'da da bir Çorumlular Günü Nisan gibi, Nisan Mayıs gibi bir şeyimiz var. Programımız. O zaman da biz size misafir olacağız. İnşallah bekleriz. Peki, yani. Bekleriz. Teşekkür ediyorum. Dengeyi bekletmeyelim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Şu anda üzerinde bulunduğumuz alan caminin alanı efendim. Beylerbeyi Camisi aslında 1330 yılında yapılmış. Ancak 1940'larda depremden yıkılınca dümdüz olmuş. Onun yerine ahşap bina yapılmış. Sonrasında yeniden elden geçirilerek bu haline getirilmiş. Gördüğünüz gibi aslında tarihi bir cami olmasına rağmen, alanının tarihi bir cami olmasına rağmen bina tamamen modernize edilmiş durumda. Çevre düzenlemesi de yapıldıktan sonra artık bu caminin modern camiler arasındaki yerini aldığını söyleyebiliriz. Bir ilçede ırmak varsa o ilçe ister istemez iki yakaya birden ayrılıyor. Peki iki yakaları nasıl bir araya geliyor? İşte üzerinde bulunduğum köprü gibi. Ama bu köprü elbette ki diğer köprüler gibi değil. Koyunbaba Köprüsü tarihi bir köprü. Şu anda restorasyon çalışması yapılıyor. Bittiğinde yine bu yakayı o yakaya bağlayacak yegane tek gezilebilecek alan olacak. Sevgili izleyiciler, biraz önce görmüş olduğunuz köprünün kitabesi burada. İşin aslına bakarsanız bir bilgilendirme. Ancak kitabe o kadar edebi bir üslupla anlatılmış ki okurken dahi keyif alıyorsunuz. Ne yazıyor kitabede? Özetle önce Allah'a ve onun Resulüne şükrediyor. Sonrasında işte bakın tam 5 satır övgüden bahsediyor. Övülen kişi kim? Övülen kişi Sultan Ebu'l-Fethi Beyazıt. Yani bizim bildiğimiz Beyazıt.
Bin Mehmet Han diyor. Fatih Sultan Mehmet'in oğlu Beyazıt'tan bahsediyor. Biz bugünlerde bir yöneticiye bir iki laf güzel söz söylesek inanın herhalde bizi taşı tutarlar ve yağdanlıkla suçlarlar. Oysa hakkını o kadar güzel teslim etmişler ki tam 5 satır övgüden bahsediyor. Denizler Hakanı diyor. Allah'ın desteklediği sultan diyor. Güzellerin içerisinde bulunan en büyük sevapkarlardan diyor. Yüce Hakan, milletlerin yönetimini elinde tutan Hakan diyor. Yani aslına bakarsanız bu bir övgü değil, bu bir hakkı teslim. Eğer Türkçeden çeviriyi normal olarak değerlendiremiyorsanız işte üzerinde Osmanlı hitabesinde görmek mümkün. Osmancık adeta buram buram tarih kokuyor sevgili dostlar. Şu anda üzerinde bulunduğumuz alan İmarethane Camisi'nin bulunduğu alan ki burası aslında zamanında kelimenin tam anlamıyla bir külliye görevi yapıyormuş. Yani kütüphanesiyle, yemekhanesiyle, aşeviyle birlikte önünde bulunduğum yerde imaret aşevi. Burada zaman zaman özellikle Ramazan aylarında 30 gün vatandaşlara yemek veriliyor. Sonrasında da belli günlerde veriliyor. İşte görüyorsunuz Osmancık Belediyesi'nin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı İmaret Aşevi. Adını nereden alıyor? Adını şimdi göreceğiniz camiden alıyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kolay gelsin abi. Allah razı olsun. Bisikletini yıkıyorsun? Bisikleti yıkıyorum. Bununla mı gidip geliyorsun? Ya evet. O ne güzel. Cami hakkında bilgin var mı? Cami, İmaret Camisi burası. Çok güzel bir cami. Evet. Çok eski zamanda. Orada mezarlı var. 10-12 tane mi? 8 mi? 12 mi? Kimi mezar onlar? Bu camiyi yapan adamlarımız. Çok eski ya. Eski yazı üzerlerindeki. Evet. Siz kaç yıldır Osmancık'tasınız? 65'ten beri. 65'ten ondan evet. Önce? Ondan önce Zeytun'un Hanifi köyünden. Hanifi köyünden. Oradan evet. Buraya yerleştiniz. Tabii. Ve hayatınızı burada devam ettiniz. Evet, evet. Peki 65'ten bu yana yaklaşık 52-53 sene geçmiş. Tabii, bu tabii, zaman tabii. Zarfında Osmancık'ta neler değişti? Efendim çok iyi oldu burada Osmancık. Bir reis geldi Allah razı olsun. 31'de bu Osmancık hep şöyle kötü barakaydı, kötü evli vardı. Adamla çok güzel açıldı 31. Büyüttü, yol geçti bilmem çok güzel oldu. Çok. Her şey çok güzel oldu. Peki senin hayatın nasıl geçiyor? Sabahtan akşama kadar Osmancık'ta neler yapıyorsun? Şimdi ben ailem öldü geçen sene. Allah rahmet eylesin. Şu tarım gredenin karşısında evim var. İşte evde duruyorum kendim. Oğlum orta katta duruyor, ben üst katta. Böyle yaşayıp gidiyor şükür yarabbim. Bisikletle de gideceğin yere, çarşıya, pazara gidiyor. Tabii öyle yapıyorum. Bunu işte tozluyordu bir yıkayın diye çok şey güzel. Yaptım. Torun torba var. Var. 4 kızım, 2 oğlum var. Kızla gurbette. Oğlum biri orman dairesinde şoför, birisi inşaatlara küçük oğlan şey döşüyor, malzeme döşüyor. Hadi buradan gurbetteki kızlarına, torunlarına bir el sallayalım. Selam olsun onlara. Selam olsun kızlarım size, gurbetteki kızlarıma. Herkese selam olsun. Müslüman kullarının herkesine selam olsun. Allah razı olsun. Sağ olun. Osmancık'ta tarihi bir yolculuk yaparken bize aslında en güzel rehberliğiyle levhalar veriyor. Hemen hemen her tarihi eserin önünde bir tanıtım levhası var. Hem İngilizce olarak hem Türkçe olarak hazırlanmış. İşte görüyorsunuz şu anda üzerinde bulunduğumuz bir adı Koca Mehmet Camii, diğer adı İmaret Camii. Peki bunun yapılmasına kim talimat vermiş? İşte bu imaretin yapılmasını Sultan Mehmet Han oğlu Sultan Murat Han hükümdarlığı
Hazırlığı zamanında talimat verilmiş ve Hızıroğlu Mehmet Paşa yaptırmış. Hani teknoloji evet hayatımızı kolaylaştırıyor belki ama güzelleştiriyor mu? İşte o tartışılır. Şimdi Yusuf size bu güzel caminin kapısındaki o zarif işlemeleri gösterecek. O vakit diyeceksiniz ki acaba teknoloji mi yoksa el sanatları mı? Sevgili dostlar, bu muhteşem cami Koca Mehmet Paşa talimatıyla yapılmış ve Koca Mehmet Paşa aslına bakarsanız bir sadrazam, yani dönemin başbakanı diyebileceğimiz önemli bir isim. Emekli olduktan sonra, paşalığı bıraktıktan sonra tekrar Osmanca ailesiyle geliyor. İşte tüm aile fertleri de burada yatıyor. Allah rahmet eylesin. Sevgili izleyenler, okuduğunuzda tüylerinizin diken diken olacağı bir bilgi var aslında burada. Şu anda önünde bulunduğum cami Akşemseddin Camii. Akşemseddin kim dedim? Arkadaşım dedi ki ya bildiğimiz Akşemseddin işte. Yani Fatih Sultan Mehmet Han'ın öğretmeni olan Akşemseddin Hazretleri burada zamanında öğretmenlik yapmış. Akşemseddin Hazretleri aynı zamanda tıp alanında da önemli çalışmalar yapmış ve yanı sıra eczacılık yapmış bir isimdir. İşte burada yaşayan paşanın, yani sadrazamın, yani o dönemin başbakanının hemen sultanın yanında olması vesilesiyle Fatih Sultan Mehmet Han'ı yetiştirmek üzere Anadolu'dan öğretmen aramak yerine kendi memleketinden öğretmen götürmüş ve işte İstanbul'un fethine el koymuş, dokunmuş isimlerden bir tanesinin hatıratı diyebiliriz. Çünkü o zat burada yaşamış ve öğretmenlik yapmış. Ne mutlu onun öğrencilerine. Osmancık'tayız. Osmancık tarihini konuşuyoruz. Osmancık'ın bugününü konuşuyoruz. Osmancık tarihine damga vurmuş bir ismi de anmadan elbette geçemeyeceğiz. İşte Baltacı Mehmet Paşa diye adlandırılan isim. Aslında Kaptanı Derya olarak bilinir ve şu anda Yusuf bu heykeli gösterirken o bakışların nereye gittiğini de net bir şekilde söyleyebiliriz. Efendim, bakışlar Rusya'da Prut'a gidiyor. Prut neresi? Adı yanına yakıştırılan bir isim. Katerina'nın memleketi Prut. Baltacı Mehmet Paşa da hala aklı, fikri, gözü Prut'ta. Şayet yolunuz Osmanlıca'ya düştüyse ya da İstanbul'a Osmancık üzerine gitmeniz icap ederse, işte tam çevre yolun üzerinde bulunan, biraz önce gördüğünüz Baltacı Mehmet Paşa'nın heykeli var ve tarihçesi altında yazıyor. Diğer Osmancık sembollerinden bir tanesi de bu gördüğünüz F10 efendim. O zamanlarda F10 varmış. Şimdilerde biliyorsunuz F16'lar var. Peki bu F10 kime ait? Bu Hava Orgeneral Ahmet Çörekçi Paşa'ya ait. Bizzat kendisinin de kullandığı bir F10 gördüğünüz F10 efendim. Zamanında savaşa da katılmış. Gerekli görevini de yerine getirmiş. Görev tamamlanınca paşaya hatıra olsun diye Osmancık'a döndüğü için onları da Osmancık'a getirmişler. Thank you.
Trabzon'dan, Ordu'dan çıktınız yola, İstanbul'a doğru geliyorsunuz. Artık Çorum'a yaklaştıkça yorulmaya başladınız ve mola vereceksiniz. İşte en güzel alanlardan bir tanesi elbette ki Osmancık'ta bulunan bu dükkanlar. Bu dükkanlarda her şey var. Özellikle bölgenin yöresel ürünleri var. Leblebiler var, görüyorsunuz. Leblebi makinesi de hemen yanda. Leblebinin ana kaynağı olan nohut var. Şu anda işlenecek halde hazır leblebiler ki bunlar artık dünya çapında Çorum'u Çorum yapan Çorum leblebileri. Vatandaşlar da buradan geçerken eşe dosta alıyorlar. Aynı zamanda yolluk olarak da kullanıyorlar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz abi. Hayırlı işler, bol kazançlar dilerim. Efendim çevre yolunda özellikle Karadeniz'den gelip İstanbul'a giden insanlar burada duruyorlar. Neler alırlar genelde? Abi genelde ne alıyoruz, veriyoruz? Leblebi çeşitleri, pirincimiz var. Evet. Yine Osmancık'ın meşhur pirincimiz var. Güveçtir, semaverdir, saçtava. Bu tip şeyler. Bunlar hem hediyelik olarak tabii gidilecek tabii yere gidiyor, belki de evine gidiyorsa evinde kullanmak üzere. Evinde, eşine, dostuna hediye olarak Obat'ta kullanıyorlar yani. Şu ocaklar çok ilginç abi. Onlar nedir? Bunlar mangal göç abi. Bunlar mangal göç. Üstünde hem mangalımızı yapıyoruz, güvecimizi, altta da mangalımızı yapıyoruz abi. Bu yerli imalata benziyor. Yerli, ya. Çorum. Çorum. Tamamen Türk zekası. Aynen, aynen. Yani bu şu Çorum'dan geliyor. Ha? Evet, şu güveci biliyorduk ama tabii güveci... Bakayım, şöyle göstereyim. Evet. Üstünü yaptığımız zaman, yani yemeğimizi, güvecimizi, et, alt, sebzeyi tabii, koyuyoruz. Aynen, aynen. Altta da mangalımızı yapıyoruz. Tereskara hemen koyuyoruz üstüne, cızbız. Tabii neyle yakacağız diye soru sormayacağım, yanında yok, yakacağı yok, yok, bu yakacak değil. Bunu yine odun, çalı, çırpı. Ha, bu tabii ne? Bu da bizim cam sil. Cam sil. Tabii. Yani vatandaş, ben de bir salladım hiç tutmadı vallahi. Abicim vatandaş yolda mağdur kalmasın. Kalmasın. Her imkanı bulunduruyoruz burada. Biraz daha abartırsan zincir falan da satmaya başlayacağım. Onu da yaparız abi. Burası Osmancık. Osmancık. Tabii. Hizmeti açıyoruz yani. Evet. İşte görüyorsunuz, Osmancık'ta bu manada hizmette sınır tanımıyorlar. Eğer yolunuz düşerse mutlaka Osmancık'taki bölge esnafına uğramadan geçmeyin efendim. Her zaman bekleriz. Çok teşekkür ederim. Sevgili izleyenler, neredeyse Osmancık'ın adıyla özdeşleşmiş bir isim Koyun Baba. Koyun Baba Türbesi de şimdi hemen önünde bulunduğumuz alanın içerisinde. İçeri gireceğiz elbette ama dışarıda da yine Koyun Baba Hazretlerine ait güzel sözler var. Ne kadar garip bir tevafuktur ki tam çevre yolunun üzerinde yolcularla ilgili bir de sözü var. Hani bunu seçenler tesadüfen mi seçmiştir? Yoksa hak ettiği yeri bulmuş mudur, onu bilemiyoruz. Bakın ne diyor Hazret. Dirlik odunu yakın, yoldan geçeni hoş tutun. Ot burada ateş manasında kullanılıyor. Yani dirlik ateşini yakın ve yoldan geçen herkesi hoşnut edin diyor Hazretleri. İşte Koyun Baba'nın bir başka güzel sözü hemen sol tarafta var. Şeriat lafzının manen meali haramı terk edip bulmak helali diyor. Yine Koyun Baba Hazretlerinden bir söz. Koyun Baba Hazretleri çok ama çok önemli bir isim. Hem Osmancık açısından hem Çorum açısından. Düşünün ki bir Koyun Baba sempozyumu gerçekleştiriliyor ve dünyanın her yerinden bilim adamları buraya gelmek için çaba sarf ediyorlar. Tam 200'den fazla başvuru gerçekleşiyor. Ancak imkanlar dahilinde o 200 bilim insanından 50 bilim insanını ancak misafir edebiliyor Osmancıklar. Osmancık sadece Osmancık için
için değil, sadece Çorum için değil, Koyun Baba aynı zamanda Çorum'un, Osmancık'ın dünya markası diyebiliriz. Hep Koyun Baba'dan bahsediyoruz ya, Koyun Baba kimdir, nedir diye merak edenlere biraz ipucu verelim. Aslına bakarsanız adı da Koyun Baba'nın yaptığı meslekten geliyor. Yani bildiğimiz bir çobandı ama işte öyle böyle çobanlardan değil elbette. Dünyaca ünlü müritler yetiştirmiş, önemli isimlere öğretmenlik yapmış bir değer Koyun Baba. Aynı zamanda diğer ulemanın da çağdaşı olarak da biliniyor. İşte biraz önce ekranlara getirmeye çalıştık. Akşemseddin Hazretleri ile de çağdaştır. Koyun Baba'nın şöyle bir özelliği de var. Kolay kolay hanlara, padişahlara da minnet etmeyen bir isim. İşte Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri Koyun Baba'ya sadrazamını gönderiyor. Diyor ki, Koyun Baba'ya söyleyin, Osmancık'tan nereyi isterse orayı vakfedelim. Yani vakfına armağan edelim diyor. Koyun Baba da bunun üzerine diyor ki, söyle sen padişahına, hanına, biz diyor herhangi bir şekilde yardım kabul etmiyoruz, himmet kabul etmiyoruz. Eğer himmet edecekse halkına himmet etsin, Osmanca bir köprü yapsın diyor. Genelde yola çıkıp yorulanların en güzel dinlendikleri alan çay alanlarıdır biliyorsunuz ama çay bilen için en kıymetli semaverde yapılır. İşte görüyorsunuz yol boyunca da semaverler var. Hani ordunun uzun saçlısı olur da Çorumlu'nun ak saçlısı olmaz mı? Adını da çok güzel koymuşlar ve çay da şu anda zannediyorum demlenmiyor ama ne zaman demlenecek inşallah? Çay içeri şu anda. Siparişe göre mi demleniyor? Evet. Evet. Efendim kimler içiyor bunu? Yolda geçen gelen müşteriler, misafirlerimiz. Misafirlerimiz. Evet. Aile boyu, boy boy bir de bayağı büyükleri de var gördüğümüz kadarıyla, değil mi? Evet abi. Şu gerçekten çalışıyor mu? Çalışıyor. Şu anda bu şey yani şu bulamıyoruz. Bulandığımız içeride. Daha büyüğü var. Evet içeride bu. Evet. Efendim görüyorsunuz özellikle şu anda bu görüntüleri sizlere aktaran Yusuf Baş bir çay uzmanıdır. Semaver görünce arkadaş dedi ben bu semaverleri çekmeden bu programı tamamlamam dedi. Çünkü çaydan anlayan ancak çayı semaverde içer dedi. Doğru mu Yusuf? Şimdi semaveri görüyorsunuz sevgili izleyenler. Etrafında da demlikler var. Peki iyi bir çay nasıl demlenir? İşte hani Adile Naşit'le Münir Özkul'un tartışması gibi. Birisi diyor ki sirkeyle yapılır. Diğeri diyor ki limonla yapılır. Biz de buraya girdik. Dedik ki arkadaşlar çay ıslatılmalı mı, ıslatılmamalı mı? Bir grup ıslatılır dedi. Bir grup asla çay ıslatılmaz dedi. Islatılmaz diyenden başlıyoruz. Çay ıslatılmaz abim. Çünkü çay iyi bir çay olması için kaynar suyun üstüne çayı atarsınız. Çay kendi kendine aşağıya çöktüğü zaman demini almış olur. En güzel çay da öyle olur. Öyle olur. Peki bu semaver çayının tadı niye normal bizim tüplerde yaptığımız çaylardan daha farklı? Odun ateşinde olduğu içindir. Öyle değil mi? Odun ateşi ve tabii ki bakırda olduğu zaman daha lezzetli olur. Yani sadece demlenme biçimi değil, aynı zamanda kullandığınız malzeme de önemli. Tabii, bakır olursa tabii tadı bir kez daha artar. Tabii ki. Öyle diyorsun. Aynen öyle. Peki. Ne kadar fiyatları?
Bir demlik çay kaç lira mesela? 15 liradan başlıyor bizde. 15-20. 25 öyle gidiyor. Kişiye göre mi, demliğe göre mi? Demliğine ve kişi sayısına göre değişiyor. Evet. İşte görüyorsunuz, Karadeniz'den İstanbul'a giderken çay, ama lezzetli bir çay içmek istiyorsanız bu alanlardan birine uğrayabilirsiniz ve sadece hediyesi 10 lira, 15 lira, hadi bilemedin 20 lira aile boyu çay keyfi yaşıyorsunuz. Şu anda içerisinde bulunduğumuz alan bir park sevgili seyirciler, siz de görüyorsunuz. Aslında belediyenin sosyal tesisi diye de adlandırılıyor. Halk genel olarak hemen yanı başımızda hastane olduğu için buraya hastane parkı da deniliyor. Ama asıl ismi farklı. İşin ilginç tarafı bu parkın çevre yolu üzerinde bulunması, ki çevre yolu biliyorsunuz bir yerden geçerken o ilçenin ya da o ilin imajını da beraberinde götürüyor insanların zihninde. Bataklık olan yere özellikle Osmancık Belediyesi böyle muhteşem bir park yaparak hem Osmancık'ın Karadeniz-İstanbul arasındaki seyahat eden insanlara olan güzelliğini yansıtmış, hem de Osmancıkların daha rahat nefes alabilecekleri, ailecek oturabilip hatta ve hatta piknik yapabilecekleri bir alan haline getirmiş. İşin açıkçası sosyal tesislerde biraz mola vermek istedik. Hem içeriği görelim, o mekanı görelim, hem atmosferi görelim, hem de biraz dinlenelim istedik. İyi de yapmışız. İçeri girdiğimizde hakikaten mükemmel bir ortamla karşılaştık. Hizmet de çok güzeldi. İşte hizmet yeri burada. Evet. Kardeşim, çayımı, kahvemi içiyorsunuz. Niye benden iki kelam etmiyorsunuz dedi. Hadi bakalım, evet. Mikrofon sende. Önce seni tanıyalım. Tabii ki, ismim Ramazan, soy ismim Akgül. Burada üniversitede okuyorum. Neresi Ramazan? Ben buralıyım, Dadurgalı'yım. Çok güzel. Üniversite mezunuyum. 2 yıllık okudum. Ondan sonra sosyal tesislerde işe başladım. Bu parkın adı nedir? Şehir Soner Özdemir Parkı. Ama sen ne diyorsun? Hastane Parkı diyorum. Çünkü vatandaş hastane parkı diyor, değil mi? Evet. Vatandaş hastane parkı dediği için biz de hastane parkı diyoruz. Vatandaşla ortak bir dil kullanıyorsunuz. Evet. Gerçek ismi Şehir Soner Özdemir Parkı. Peki. Evet. Genelde kimler geliyor buraya? Genelde hastaneden müşterilerimiz geliyor. Burada fen lisesi var. Fen lisesinden müşterilerimiz geliyor. Bizim çevremizden arkadaşlarımız, dostlarımız geliyor. Evet. Efendim, müşteri sözü bana biraz itici geliyor. Aslında yeni nesil tabii, bunlar çok bilmiyorlar ama misafir desek daha mı iyi olur? Misafir ya da kendi memleketimizin halkı, evimizin içi. Değil mi? Evet. Şimdi alan olarak da çok güzel bir alandayız. Çevre yolu üzerindeyiz. Evet. Çevre yolundan hani yolunu şaşırıp istirahat etmek, dinlenmek için gelenler de oluyor mu? Mutlaka. Çorum'dan, böyle Sivas, Samsun güzergahından İstanbul güzergahına giderken mutlaka gelenlerimiz oluyor. Hatta geçen Çorum'dan Kastamonu'ya giden bir misafirimiz konuk oldu. Kastamonu'ya giderken burayı gördüğünü ve dönüşte burada yemek yemek için uğradığını söyledi. Çok da memnun kaldı. Atmosfer olarak da çok güzel bulduğunu, yani Osmancık halkı içinde çok bulunmaz bir ortam olduğunu söyledi. Menüde neler var? Menüde tablet yemeğimiz oluyor günübirlik. Izgaramız oluyor. Tost gözleme türümüz oluyor. Sıcak çayımız oluyor. Sıcak içeceklerimiz oluyor.
Daha ne olsun diyelim değil mi? Yani şu an ortamımıza göre bu şekilde ayak uyduruyoruz. Tabii mevsim itibariyle biraz daha seyrek gelenler var. Evet. Yazın buralar herhalde dolup taşıyordur. Yaz döneminde çok muhteşem oluyor. Çünkü hava soğuk olduğunda vatandaşlar hava erken kararıyor. Akşam evine erken giriyor mesai bitiminde falan. Ama yaz döneminde vatandaş sıcak burayı daha uygun buluyor. Yani kendi evi gibi sıcak bir hizmet olduğundan dolayı burayı tercih ediyor. Ve tıklım tıklım doluyor yaz döneminde. Sevgili izleyenler, bir hatırlatma yapalım. Bu sosyal tesisler çevre yolu üzerinde hemen hastanenin yanında bulunuyor. Niye bu kadar net söylüyorum? Hani olur ya, Ordu'dan, Trabzon'dan, Samsun'dan İstanbul'a gidiyorsunuzdur. Bir mola vermeniz için haberler. Öyle bilinmedik yerlerde mola vermek yerine işte böyle el ayağı düzgün, el ayağı temiz insanların misafiri olun. Onlar da sizi davet ediyorlar. Mutlaka mutlaka Osmancık halkı ve İç Anadolu bölgesi yani halkımız için gerçekten eşi benzeri bulunmaz dinlenebileceği, hizmet alabileceği bir atmosfer var. Evet. Herkesi davet ederiz. Osmancık'ta gezerken karşımıza müthiş bir bina çıktı sevgili izleyenler. Şimdi sizleri oraya misafir edeceğiz. Bina kimindir diye sorduk. Belediyenin dediler ki en çok yakışan belki birimlerden bir tanesi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü burada hizmet veriyor. İçeride ne var bilmiyoruz. Girip hep birlikte göreceğiz. Buyurunuz efendim. Sevgili seyirciler, görüyorsunuz kapı tamamen el sanatlarıyla işlenmiş. El emeği gözdür kapılar ve çocukluğumuzdan da hatırladığımız hani eskiden öyle ziller falan yoktu. Kapı tokmakları vardı ve her insanın aşağı yukarı kendine özgü dev bir stili vardı. İşte kapıyı çaldığınızda görüyorsunuz kapı açılıyor. Açılırken de yine öyle kilitle mülkle değil. Bakınız görüyorsunuz gayet güzel. Artık bu güzelliği modernize etmişler ve kilit koymuşlar. Olsun bakalım içeride neler var dedik. Siz de bilmiyorsunuz. Biz de bilmiyoruz. Hadi buyurun bakalım içeride bizi ne karşılayacak. Efendim merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önce güler yüz karşıladı bizi. Teşekkür ediyoruz. Burası neresidir efendim? Ne kadar güzel. Burası Osmancığımızın geleneksel evlerinden tescilli bir evimiz, kültür evimiz. Osmancık Kültür İşler Müdürlüğü'ne bağlı. Şimdi Kadın Kültür ve Sanat Merkezi olarak da faaliyete başlamış bulunmakta. Görüyoruz ki kadının elinin değdiği her şeyde bir zarafet oluyor elbette. Bu konakta zamanında insanlar yaşamış mı gerçekten? Evet, yaşandığı söyleniyor. Başkanımız sayesinde de tescillendiği için hiçbir şekilde dokunulmuyor konağımıza. Bu sayede de bu şekilde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Başladık. Çok güzel. Bir bakalım içeride neler var. Efendim odalarda ne var diye merak ettik. Bir daldık ki hepsi birbirinden kıymetli hanımefendiler burada. Öncelikle kolay gelsin cümleden. Hocam merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Bir kursa denk geldik herhalde. Evet, evet. Ağırlıklı olarak da Beşiktaşlıları görüyoruz burada. Hayırdır? Beşiktaş çalışması yapan öğrencilerimiz de var. Nedir efendim kursun ana konusu? Kursumuzun adı üç boyutlu şekillendirme kağıt rölyef sanatı. Evet. O şekilde açtık bu kursu. Gördüğünüz gibi o 12 tane. Kullanmamış ama. Evet, şu an yarım olan bir işimiz. Şu an öğrencinin çalışması devam ediyor. 3 boyutlu şekillendirme diyor. 12 tane posterden elde ettiğimiz bir çalışma kabartma olarak. Çeşitli yerlerinden kesip bu hale getiriyoruz. Bitmiş halleri de var dışarıda zaten. Evet, onlara da bakalım. Evet. Bunlar sonra çerçeveleyecek tabii mi? Tabii çerçeveye gidiyor. Vernik işlemi yapılıyor. Süsleme evet. Üzerinde süsleme işlemleri yapılıyor. Daha sonra çerçeveye gidip evlerimize gönderiyoruz. Peki satışı var mı hocam? Valla satış, yazın satış yapan öğrencilerim oldu.
Ya da bir sergi açılıyor mu? Tabii tabii, sene sonunda sergimiz oluyor zaten. Halka açık bir sergimiz oluyor. Sene sonunda satabilen, isteyen, almak isteyen olursa zaten sattık ürünlerimiz oluyor. Evet. Siparişle çalışabiliyor öğrencilerimiz. Bugünlerde mesela Meclis Halk Eğitim öğrencileri Çorum'da bir sergi açtılar. Evet. Ve hem ürünlerini sergiliyorlar hem de bunu kazanca dönüştürüyorlar. Tabii, tabii. Belki ileride siz de yaparsınız. Tabii, ev ekonomisine katkıda bulunmak isteyenler satış yapabiliyorlar. Yani almak isteyen olursa öğrencilerimiz çalışıyor. Sipariş çalışabiliyorlar. İsteyen her bayan bu kursa müracaat edebiliyor mu? Belli bir kriteri var mı? Belli bir kriter yok. Yani yaş olarak bir kriterimiz var yalnızca. 17 yaşın üzerinde olduktan sonra 60-70 yaşına kadar yolu var. Evet. Gelmek isteyenler kurslarımıza katılabiliyor. Meslek edinme amaçlı olduğu için ayrıca sertifika da veriyoruz bütün öğrencilerimize kurs bitiminde. Yani bunu meslek haline mi getiriyorlar? Evet, kesinlikle. Sertifikalarımızı da veriyor. Çünkü Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi ve Osmancık Belediyesi işbirliği halinde yapılıyor bu kurs. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da sertifikalı oluyor. Öğrencilerimiz kursu bitiriyor. Hanımefendi biraz zor bir şey tercih etmiş bu. Hepsi efendim. Ahşap boyama da yapıyoruz. Evet. Önü var mı bunun? Evet. Bir görebilir miyiz? Tabii ki. Bu bitince ne olacak inşallah? Bitince bir şey daha yapılacak, astar boya. Bu şimdi astar boya. Bundan sonra bir kat daha boya yapılacak, istenen bir renk. Ondan sonra da desen yapılacak bu üstüne. Bu da mı boyutlu? Yok değil. Değil. Hocamız daha iyi anlatır aslında bu evet, şey. Ben bu sene yeniyim. İlk geliyorum. Biz daha o konuyu görmedik ya. Yok, bizim kursumuz daha 4 gün oldu açılalı. Sabah kağıt rölyef kursu. Normalde öğleden sonra ahşap boyama. Ama şu an malzeme beklediğimiz için öğleden sonra da kağıt rölyef çalışıyoruz. Normalde öğleden sonra ahşap boyama. O zaman araya sızmış hocam böyle. Araya sızan öğlen. Evet, karşıda da var araya sızan öğlen. Yok, normali zaten ahşap boyama öğleden sonra kursumuz. Öyle mi? Şu an kağıt rölyef kaçak. Bunlar zapt etmişler. Evet, aynen. Kolay gelsin. Teşekkürler. Siz de üzerine çalışıyorsunuz. Kağıt rölyef. Çok güzel ya. Konağın ikinci katına çıktık efendim. Buram buram yaşanmışlık kokan bir atmosfer içerisindeyiz. Kim bilir burada ne hikayeler vardı yaşanmışlık adına. Şimdi yanımızda bir bayan var. Kursiyer diye karşımıza çıktı ama biz onun özünü biraz araştırdığımızda mahallenin muhtarı olduğunu öğrendik. Efendim merhabalar. Merhabalar, teşekkür ederim. Öncelikle şu anda izleyenlerimiz sizi tanımak isterler. Bize ufak bir şekilde kendinizi bir tanıtın önce, sonra mevzuyu biraz daha derinleştiririz. Tamam, ismim Aysel Bulduk. Yeni mahalle muhtarıyım. Dilek Hanım mahallemde oturduğu için onu kıramadım. Hem bana da iyi oldu. Bir saat böyle kafamı dinlemeye çok güzel oldu. Hem bir şeyler öğreniyorum burada. O yüzden geldim bakalım. Peki muhtarım, rakibiniz var mıydı? Kaç taneydi? Cinsiyetleri nelerdi? Vardı, 3 kişiydik. 2 bayan, 1 beydi. Ama şunu anlıyorum, eğer iki bayan adaysa demek ki Osmancık'ta bayanlar hem hayata, sosyal hayata hem de siyasete aktif olarak çok bakıyorlar yani. Bakıyorlar, evet. Evet. Peki onu nasıl ezip geçtiniz? Ya biraz dedikodu. Ya işte benimki biraz farklı. Zaten Emrah Beyler de biliyor. Arkadaşlı evet. Benim eşim muhtardı. Vefat etti. Ha, başın sağ olsun. Ondan evet. Sonra beni de sağ olsun mahalledekiler dedi ki sen adaylığını koy. Öylelikle oldu. Ha, siz istemediniz. Vatandaş istedi. Bak, ben de istedim. Evet. Evde dedim ne yapayım? Oturayım. Zaten bir dükkanımız vardı elektronik üzerine. Onun dedim başında olacağım. Oğlumla ikimiz çalışıyoruz. O yüzden ben de dedim yaparım. Hani yapmayacak bir şey yok. Bir de bayan olunca daha çok destekleyen oldu. Evet. Tabii seçim ne oldu? Seçim oldu. Evet. Yani sağ olsun mahalle halkım çok destekledi. Sizin mahalleye kattığınız bir şey var. Bizim inancımız şudur ki kadının elinin değdiği her şeyde bir güzellik oluyor. Ya benim mahalle merkez mahallesi. O yüzden işte sağ olsun belediyedekiler de hiç kırmıyorlar. Bir dediği hani bayan olunca yaptırım gücü bir sıfır önde oluyor. En ufak mesela bugün yol için aradım. Sağ olsunlar hemen ilgilendirdiler. Yani öyle şeyleri var. Biraz işte doğalgaz geldi ya onun biraz şeyleri var mahallede. Telaşı var. O yüzden. Peki biliyoruz ki Sayın Erdoğan mahalle muhtarlarına ciddi çok anlamda önem veriyor. Siz de katıldınız mı? Ben daha gidemedim ama gideceğim. Sırayla mı bu işler? Tabii.
de şey toplantılarımız oluyor. Mesela Bandırma'daydım 10 gün önce. İçişleri Bakanlığı'nın düzenlediği bir toplantıdaydım. Sadece bayanlara yönelik. Sadece bayanlara. İşte Türkiye'nin her yerinden bir bayan muhtar. Sağ olsun buradan da Çorum'dan ben gittim. Evet. Güzel oldu. Orada bir şeyler öğreniyorsunuz. Çok güzel. Ortamlar güzel. Arkadaşlıklar ediniyorsunuz. Güzel oluyor. Peki. Sağ olsun başbakanımız bize. Efendim, Cumhurbaşkanımız. Aslına bakarsanız hani hep rakamlarla konuşuyoruz biz siyasette. İşte Türkiye Büyük Meclisi'nde niye kadın sayısı az? İl Genel Meclisi'nde niye kadın sayısı az? Belediye Meclisi'nde niye kadın mesela sayısı az? Bunu biraz da kadınların hani cesaret edemediklerinden mi acaba kaynaklanıyor? Buradan hem cinslerinize açık yüreklilikle bir mahalle muhtarı edasıyla söyler misiniz? Korkmayın, çekinmeyin. Yok, yok tabii kesinlikle. Ben diyorum mesela çoğalalım. Ben burada tekim mesela. Bir de köy muhtarımız var. Tabii daha güzel olur. Bayanların yani 1-0 yaptırımı gücü daha fazla. Erkeklere dayanarak bilmiyorum ama. Aslında hani sıkıntılarınız var mıdır cinsiyetten dolayı dedim ama siz bunu bayağı avantaja çevirmişsiniz. Ya, bir adım önde gidiyorsunuz. Önde. Bilmiyorum da bana öyle geliyor. Evet. Hocam oy verdiniz mi? Tabii. Biz zaten Aysel Hanım'la kapıya gelmişti. Şey, broşür dağıtırken. Evet. O zaman mı tanıştınız? Tabii o zaman tanıştık. Bir daha da ayrılmadık. Seviyoruz kendisini, güler yüzünü. Çok sağ olun. Allah yolunu açık etsin inşallah. Evet. Oy verdik. Bir daha olursa bir daha yine Aysel Hanım'a veririz inşallah. Gençlerin durumuyla neredeyse kanka durumunuz bile olmuş yani. Aynen aynen. Aynen aynen öyle oldu. Evet. Bir de bu ortama girince de bir zamanımızın çoğusunu bir arada geçiriyoruz. Sabahtan akşama kadar bizim kursumuz. Ben mesela bir haftadır geliyorum. Bir saat bana yetiyor. Yani bu ortam, yaptığımız şeyler bir saat bile yetiyor terapi bana. Terapi gibi oluyor terapi yani. Gibi, bir nevi gerçekten. Terapi gibi oluyor bazı kursu yerleri. Bazısı kayınvalidesinden kaçıp gelen. İşte gelinler. Tabii tabii bazı yani gerçekten öyle insanlara ben 16 yıldır bu işi yapıyorum. Tabii, çeşitli yerlerde çalıştık. Kesinlikle. En son durağımız burası Osmancık. Yani o şekilde evden kendini atmaya çalışan insan çok oluyor halk eğitimde kursiyer olarak. Ama hani böyle bir imkanın vatandaşa sunulması da ciddi anlamda güzel bir hizmet. Tabii ya dedim güzel. Ya hem gelip bir şeyler öğreniyorlar, aile bütçesinde katkıda bulunuyorlar, sertifikalarını alıyorlar. Yani devletin bir sürü imkanından faydalanıyorlar gerçekten. Bakıyorum yerimiz sıcak. Sıcak bir ortam. Çaylarını içebiliyorlar, teneffüslerimiz var, çay içiyorlar, sohbet, muhabbet. Bir de arkadaş çevreleri de genişliyor burada. Mesela ben 4 senedir buradayım. Ben eşimden daha çok kişi çevrim tanıyorum yani. Çevrem daha geniş. Osmancık benden sonra diyecek noktaya geldi. Ya, hemen hemen öyle diyelim yani. Efendim arkamı döndüm size de kusura bakmayın. Hani laf ortaya düşsün diye. Bayanların özellikle meslek sahibi olmaları, ekonomiye bir parça da olsa katkı sağlayabilmeleri için bu tür yerleri çok önemsiyoruz. Ancak hala tedirgin olanlar var. Onların tedirginliklerini nasıl giderebiliriz? Çocuk ya da eş ya da başka bir şey, iş hiçbir şekilde hiçbir bayan aslında bir engel olarak teşkil etmiyor bence. Çünkü çocuğu olan bayan arkadaşlar da var burada. Ya da işinden çıkıp gelen hemşire arkadaşlar da oluyor. Bir vakit her türlü bulunuyor isteyince insan. Bu kültür sanat merkezimizde başkanımızın bu binayı tescilledikten sonra seçim vaatlerinden biriydi. Bunu da hayata geçirebildiğimiz için çok mutluyuz Osmancık Belediyesi olarak. Güzel bir şekilde gidiyor şimdilik. Daha yeni başladık ikinci haftamız. Çok güzel eserler çıkacağına inanıyoruz. Sergi yapacağız. O zaman da bekleriz sizi. İnşallah. O zaman buradan strese girmiş. Evet. Hocamın söylediği gibi karnına dırdırından bakmış. Nefes bir soluklanma yeri denir ya. Evet. Öyle oldu yani. Biz de burada hani devamlı bir ziyaretçi kabul ediyormuş hissine kapılıyoruz. Çok güzel arkadaşlıklar ediniliyor. Sabahki kursiyerlerimiz farklı. Öyle sonrakiler farklı. İkisine birden gelen arkadaşlarımız da var. Güzel başladık, güzel devam ediyor. İnşallah güzel de sonuçlanacak. Kesinlikle, evet. Evet. Sevgili hanımlar, özellikle sizlere sesleniyoruz. Bizi her nereden izliyorsanız o ilde eğer bu tür aktiviteler yoksa önce talep edin. Varsa mutlaka müracaat edin. Çünkü sosyal hayatında işte hocalarımız da muhtarımız da söylüyor. Sosyal hayatında aslında kalbinin attığı yerlerden bir tanesi. Hani benim kimsem yok, beni kimse anlamıyor der. Kendinizle baş başa kalmak istiyorsanız en azından elinizin emeğini, gözünüzün nurunu başka yerlerde akıtmayın diyelim efendim.
Efendim, terminaller hayatımızın en önemli alanlarından bir tanesi. Bazen sevdiğimizi karşılarız buradan, bazen sevdiğimize yolculuk yaparız. Bazen de adı konmamış ayrılıkların başlangıç noktasıdır terminaller. Şimdi Osmancık'tayız. Osmancık terminali hemen arkamda kalıyor. Aslına bakarsanız bu hikaye 30 yıllık bir masala dönüşmüş durumda. Bu sene gerçekleştirildi. Hani bazen ilçeye gideriz, hatta ile gideriz ki deriz ki böyle güzel bir ilçeye, böyle güzel bir ile hiç bu terminal oluyor mu diye. İşte Osmancık da 30 yıldır bu cümleyi kurmuş. Artık bu sene özellikle terminal açıldıktan sonra bu kelime anlamını yitirmiş. Osmancık, 30 bin nüfuslu Osmancık'a çok daha güzel bir terminal yapılmış arkamda gördüğünüz gibi. Efendim biraz içeri gireceğiz. Bakalım içerideki durumlar nedir? Şu anda peronlar bölgesinde bulunuyoruz. Aslına bakarsanız Osmancık'la ilgili konuşurken her zaman seviyoruz. Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan bir hat üzerinde. Dolayısıyla da buradan yolcu sayısı oldukça fazla olabiliyor. Niye? Aslına bakarsanız hemen Ilgaz 2 saat ileride Bolu. Adamın canı et yemek istemiştir. Bolu'ya gitmek için de buradan kestirmeden gidebiliyor. Peki bu terminali en çok tercih edenler kimler? Önce onu öğrenelim. Terminali tercih edenler yani İstanbul. İstanbul üzerine. Evet. Bizim burada yoğunluk İstanbul ve Ankara. Duyduk ya efendim, Çorum'dan bile buradan bilet alıp daha kestirme olduğu için giden varmış. Burası yani Çorum'a göre tabii ki bayağı bir yakın mesafe olarak. Hı. Ondan dolayı da yani Çorum vatandaşları da burayı tercih ediyorlar. Kırtdilim arası yolumuz yapılsa tercihe daha fazla olur. Şimdi biz Kırtdilim'den geçerek geldik elbette, evet, buraya. Hala yapılsa denilen cümleyi neye göre kuruyorsun? Ne bekliyorsun? Ne yapılmadı orada? Ya işte yani bölünmüş yollarımız yok. Evet. Yani Türkiye'nin her yeri yani güzel ama bizim Çorum Osmancık arası böyle bir sıkıntı var yani. Yıllardan beri aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Ya da bir viyadük, evet, olsa değil mi? Evet, tabii ki. Giriş gidiş olsa. Tabii çok güzel olur. Evet. Sofralarımızın vazgeçilmez lezzeti şu anda görmüş olduğunuz gibi pirinç. Pirinçten ne yapıyoruz? Elbette pilav yapıyoruz. Hatta biraz daha ağzımızı tatlandırmak icap ederse bununla sütlaç yapıyoruz. Efendim nasıl Çorum deyince akla leblebi geliyorsa Osmancık deyince de akla leblebiden ziyade pirinç geliyor. İşte görüyorsunuz beyaz pirinç. Ana vatanı kim ne derse desin Osmancık. Osmancık'tan geçerken mutlaka pirinç almayı ihmal etmeyin. Çünkü her pirinç Osmancık'ta üretilen pirinç değildir. İşte o dillere destan Osmancık pirincinin soframıza gelene kadar bir hikayesi var. Onu da fabrika sahibinden dinleyeceğiz. Efendim, çeltik diye adlandırdığımız pirinç tarladan çıkıyor, soframıza gelene kadar nasıl bir yolculuk yapıyor onu öğrenelim size. Evet, hoş geldiniz, hoş bulduk tesisimize. Osmancık deyince Osmancık pirinci akla geliyor. Evet. Osmancık'ta da yetişen Osmancık pirinci daha lezzetli. Sağ olsun çiftçilerimiz ekiyorlar, yetiştiriyorlar. Ürünlerini bize getiriyorlar. Evet. Biz de tesisimizde onu en iyi şekilde işleyip pirince dönüştürüyoruz ve halkımızın tüketimine sunuyoruz. Peki bizim sofraya gelene kadar kaç aşamadan geçiyor? Sofraya gelene kadar bir malum ekim aşamasını var. Evet. Tarladaki halini görüyorsunuz. Evet. Bu 4. 5. aylarda ekiliyor suyun içinde. Bir sürü çabalarla, zahmetlerle. Bu yaklaşık 4 ay falan 130-135 günde pirinç olgunluk haline geliyor. Vatandaş tarlada bunu
biçerler vasıtasıyla biçiyorlar. Kurutma makinalarında veyahut da dışarıdaki güneşli havalarda ürünlerini belli bir rutubete kadar kurutuyorlar. Kuruttuktan sonra bize çeltik olarak getiriyorlar. Biz de onu çeltik olarak bize geldikten sonra fabrikada işlemeye hazır hale gelmiş oluyor. Şuradan başlıyor değil mi? Evet, fabrikanın bir ileriki bölümünden başlıyor. Evet. Aşama aşama bu makinaların hepsinden geçerek ileriye doğru gidiyor. En son paketlemeye geliyor. Paketlemeye gidene kadar bu makinaların hepsinden geçiyor. Bunlarda neyi eleniyor? Çöpü çalısı eleniyor. Taşı ayıklanıyor. Dışının en dış kabuğu ayıklanıyor. Kepeği ayıklanıyor. Pirincin kırığı ayıklanıyor. En son torbaya gelecek ve sofrada pişecek duruma gelene kadar burada hepsi son haline kadar geliyor. Efendim, sizin ağzınıza sağlık. Yiyenlere de afiyet olsun diye. Sağ olun. Size de sağlık. Sizin de ayağınıza sağlık. Buralara gelip bunları çekip gönüllüleyip vatandaşımıza izlettiğiniz sebep olduğunuzdan dolayı sizin de ayağınıza sağlık diyorum. Şimdi size Osmancık'ta çok güzel bir parka götüreceğim. Parkın adı Tabiat Parkı. Niye bu adı koyduklarını gezerken daha iyi anlayacaksınız. Çünkü tabiatın bölünmez bir parçası haline gelmiş park. Tabiat Parkı'nı gezerken nerede olduğunuzu unutuyorsunuz. Osmancık'ta mısınız, Çorum'da mısınız yoksa başka bir diyarda mısınız? İnan hiçbir anlamı kalmıyor. İşte görüyorsunuz bütün güzelliğiyle park size huzur veriyor. Aynı zamanda parkın bir güzelliği de var. Hani kış mevsimi dolayısıyla kuş gelmedi. Olsun gelmesin, belediye bu anlamda kuş sesini zaten size servis ediyor. Tabiat Parkı'nın dış güzelliğini gördük sevgili dostlar. Şimdi iç mekana geldik. İç mekanda da görmüş olduğunuz gibi gayet sıcak bir ortam var. Ne kadar şanslıyız ki bugün bir ozanımızla da birlikteyiz. Denk geldik. Şimdi ozanımızın yanına gidiyoruz. Yakışıklının yanından geçerek. Adın ne senin? Alperen. Alperen, kaçta okuyorsun? 6. 6. sınıfta. Buradan önce şu arkadaşlarına bir selam gönder bakayım. Merhaba. Hangi sınıf? 6C. 6C. Evet, Alperen'den 6C'ye selamlar, sevgiler gönderdikten sonra kıymetli ozanımızın yanına geliyoruz. Efendim merhabalar. Merhabalar efendim. Ne büyük bir şans bizim için ki sizinle denk geldik. Önce kendinizden biraz bahsedin sevgili izleyenlerimiz. Önce sözünüzü sonra sazınızı dinlesin. Evet efendim, ben öncelikle TV19 izleyicilerine saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Yine kurucularına çok teşekkür ediyorum. İyi ki de Çorum'u anlatan bir kanalımız var. Allah razı olsun. Ben Çorum Osmancıklıyım. Yukarı Zeytinköy'den. Tamamen bir tesadüf oldu. Çok özür diliyorum yani. Takım elbise bile giyme şansım olmadı sizlere. Halk ozanı halk gibi evet, karşımda. Evet efendim. Evet. Hepinize saygılar sunuyorum efendim. Sevgili izleyenler, Osmancık gezimizi burada noktalayacağız. Ama her zaman söylüyoruz, sazın olduğu yerde söz elbette ki üstada düşer. Biz susuyoruz, üstad konuşuyor. Başka güzel, gel de gör kardeşim bizim köyleri, haydi. Çorum Osmancık'tan Kargı'ya doğru, gel de gör kardeşim bizim köyleri, haydi.
kardeşim bizim elleri. Haydi. Osmancık'tan aldım pirinç leblebi. Meşhurdur geldiğinin tok peyniri. Haydi. Süsü haydi.